Bu sezon Trendyol birincilikte şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Spor evinde oynadığı maçta Gençler Birliği ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybetti. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumunda oynanan maçı Mehmet Ali Özer, Oğuz Kağan Çalışır ve Hasan Hüseyin Tetik Hakem Üçlüsü yönetti. Kocaeli Spor maçı Harun Tekin, Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Atilla Turan, Yusuf Emre Gültekin, George Berizze, Yusuf Cihat Çelik, Pedro Amaral, Daniel Kandeyaş ve Douglas Tank 11 ile başladı. Gençler Birliği ise Orkun Özdemir, Francis Naba, Enes Keskin, Mustafa Yatabare, Ayobo Mikayode, Yasin Güreler, Musa Çağıran, Sobu Yatabare, Hikmet Ertürk ve Thiago Rodriguez 11 ile başladı. Maçın 14. dakikasında Tanke'nin kaleye çektiği şut defansa çarpıp kornere çıktı. Başın 30. dakikasında ceza alanı dışında topla buluşan Kandeyaş harika bir vuruşla topu ağlara göndererek Kocaeli Spor'u 1-0 öne geçirdi. Maçın 40. dakikasında Mustafa Yatabari'nin ceza alanına girerek kaleye çektiği şut az farklı avuta gitti. İlk yarının kalan dakikalarında Gençler Birliği'nin baskısı gol getirmedi mi maçın ilk yarısı Kocaeli Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın 63. dakikasında Amaral'ın ceza alanı içinde kaleye çektiği şut defansa çarpıp kornere gitti. Maçın 78. dakikasında Barış Alıcı'nın pası ile topla buluşan Beriz'e güzel bir vuruş ile topu Gençler Birliği'nin ağlarına göndererek Kocaeli Spor'u 2-0 öne geçirdi. Maçın 88. dakikasında Gençler Birliği Kayode'nin kafa golüyle farkı bire indirdi. Maçın 90. dakikasında Gençler Birliği'nin kazandığı korneri Ensar Kocaeli Spor ceza alanını ortaladı. Gelen ortaya iyi yükselen Musa Çağıran kafa ile topu Kocaeli Spor ağlarına göndererek skoru 2-2 yaptı. Maçın 6 dakikalık uzatma bölümünde iki takımın çabası galibiyet golü getirmedi bir maç atılan karşılıklı goller ile 2-2 sona erdi. Maçta 2-0'lık galibiyetini koruyamayan Kocaeli Spor ligin 10. haftasını 20 puanla 3. sırada tamamladı.